yeni partnerim ve ben kendisiyle partner olmaktan çok keyif aldığımı e, söyleyebilirim. Kendisini daha önce e, programıma konuk olarak almıştım. Kendisi bilgeliğiyle, e, bilgileriyle, enerjisiyle bundan sonra bizlerle birlikte olacak efendim. E, kim mi? Seçkin Sarı Beyefendi bizlerle birlikte bundan sonra sevgili partnerim, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör, doktor Seçkin Sarı hocamızla birlikte sizler için her hafta ...hafta içi her gün burada olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler. Doğruları söyledim hocam. <laughs> çok sağ olun. Ee, tabii Beyaz TV çatısı altında... E, ...böyle güzel alımlı bir partnerle beraber... Teşekkür ediyorum. Sağ her olun. Her sabah e, değerli... E, ...uzman arkadaşlarımızla... E, ...izleyenlerimizi bilinçlendirmeye... ...bilgilendirmeye çalışacağız. E, ve çok güzel bir ortam... Kameranın arkasında muhteşem bir ekip. Ee, açıkçası burada olmaktan, sizle olmaktan çok keyif duyuyorum. Bizler de öyle gerçekten çok keyifliyiz. İsterseniz bugün İyi ki varsın programında nelere e, yer vereceğiz. Hep birlikte bir izleyelim. Sonrasında bir stüdyomuz. Ağrılarınızdan şikayetçi misiniz? Diz ağrıları neden olur? Her bel ağrısı bel fıtığı mı? Kalça hastalıkları nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Seçkin Sarı cevaplayacak. Az sonra Herkese merhaba, sevgili partnerimle biz bize sohbet edeceğiz. Sizlerin de efendim eşliğiyle birlikte. İyi ki varsın ekranlarında hepiniz yeniden hoş geldiniz diyelim. Ve iyi ki varsın programında bugün sevgili partnerimle dediğim gibi sohbet edeceğiz. Ama ne üzerine sohbet edeceğiz? Bel, kalça ve diz ağrıları. Ee, hocam şu işin aslını bize bir anlatır mısınız ne olur? Yani şu aslında... Ee, işte bel, kalça hani bunların arasındaki farkı da çok fazla anlayamıyoruz galiba. Bu hastalıkların bir ne olduğunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi e, bel, kalça, diz aslında bir şanssızlık. Yani bir insan bel ağrısı çekiyor olabilir, kalça ağrısı çekiyor olabiliyor, diz ağrısı çekiyor olabilir. Burada hepsini aynı anda çekmesi veya en az ikisini yani bel diz ya da bel kalça yani en az ikisinde bozulma olması durumunda tablo biraz kaotik oluyor. ya yani Biraz daha sorunlu oluyor. Peki çok özür dilerim. Ee, bilmiyorum belki yanlış yerde soruyorum ama ikisinden biri ya da üçünden biri bir diğerinin olmasına da sebep oluyor mu? Kesinlikle. Ee, zaten şanssızlıktan kastettiğim bu. Hı hı. Bu tablolar sıklıkla e, ilerlemiş e, biraz da ihmal edilmiş tablolar. Biz sizle daha önceden konuştuğumuzda e, kireçlenmenin e, tanımı üzerinde çok sık durduk hatırlıyorsan evet. e, kireçlenme kıkırdaklarımızı kaybetmemiz ve buna ikincili olarak yeni kemik oluşumları başlamamız. Bir insanın belinde kireçlenme olduğunda bu bize kanal darlığı olarak geliyor. Bunu biliyoruz. Dizinde kireçlenme oluyor. Kalçasında kireçlenme oluyor. Ancak böyle generalize yani vücudunda birçok eklemin etkilendiği kireçlenme hastalarında tablo birazcık daha zorlaşıyor. Zor olan ne? Hasta hangisinden muzdarip? Ya. Yani ee, muayene ettiğinizde Bunlar ağrılı hastalar. Beli de ağrıyor. Ağrıları da çok kötü oluyor. Evet. Hayatlarını çok zorlaştırıyor. Hayat kalitesini gerçekten bu bahsettiğimiz bütün ağrılar e, tamamen alıyor elinizden. Yani hastalar yoruluyor aslında. Evet. Yani çünkü belleri de ağrıyor, kalçaları da ağrıyor, dizleri de ağrıyor. Benim kardeşim, annem, babam hepsinde belle ilgili problem var mesela. Evet. Dizinde de e, kardeşimde problem var büyük kardeşim. Yani dolayısıyla gerçekten hayat kalitesinden çok fazla ödün vermiş oluyorsunuz. Evet. Burada e, işte süreç üçünde birden başlamıyor. Hı hı. Burada süreç yavaş yavaş ilerliyor. Hatta bazen bu kireçlenmeler işte parmaklarda... ...şu göğüs kafesimizin bu iman tahtı sternum dediğimiz e, kemiğin sağında solunda gösteriyor ama... ...çok umursamıyoruz. Yani... Ama yük binen yerlerde ya da içinden sinir geçen omurga gibi yerlerde oldu mu daha sıkıntılı tablolar başlıyor. Yani kişide kireçlenme başlıyor ve bu kireçlenme birden çok eklemeyi etkiliyor. Ama bu eklemler arasında konforu en çok bozan bel, kalça ve diz. Burada maalesef bu biraz ileri yaş rahatsızlığı. Şimdi genel anlamda baktığınızda genç bir hasta. Bel fıtığı var. Bir de top oynadı menisküsünü yırttı. Benim kastettiğim bel diz bu değil. <laughs> bu yapısal olarak bir sorun aynı anda birden çok ekleme etkiliyor. Ve tedavisi hastanın tarifi artık e, çok zorlaştığı için yöneleceğimiz yerde e, biz de sorunlar yaşayıp daha çok tetkike ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden e, burada önceliğimiz ciddi anlamda bir muayene. Çünkü evet birbirlerini taklit edebiliyorlar, ama bazı böyle küçük nüanslar, küçük farklar var. Bunları yakalayabilirsek, onda doktorlarımız yoldan, anlayabilirler. Evet, o yoldan ki. gidebiliyoruz. Peki e, bir de şöyle bir durum var. E, mesela örnek vereyim. Benim zaman zaman başıma geliyor. Ee, öyle sanki elektrik çarpması gibi bir şeyler olur belinizde ya da o bölgede. Ee, ya da işte ses, hep konuşuyoruz bunu. Ses duyarsınız. Bu tip şeylerde de e, yine başvurmalı mıyız doktorumuza? Yoksa bunlar geçici şeyler midir? Kalıcılık, kalıcılık <laughs> burada asıl şey. Burada ortalama söylenen şey, çok acil e, ...sinir hasarını gösteren... ...kas güçsüzlüğünden falan bahsettim. Bel ağrısı... ...dünyada baş ağrısından sonra... ...en sık görülen ikinci ağrı. Arkasından diz ağrısı geliyor. Kalıcılık nedir? Daha doğrusu... ...bu ağrı... ...hekime başvurmaya... ...ne zaman bizi yönlendirmeli? Eğer kişinin ağrısı bazı önlemlerle rahatlamıyorsa, hı, hı. ya da birinci basamak sağlık kuruluşlarından aldığı destek, ilaç tedavisi ve önerilerle hala devam ediyorsan ağrı istirahatte bile varsa hı hı. bunlar olayı daha fazla araştırılmamız araştırtmamız ya da e, hekime daha erken başvurmamız konusunda bize ee, yol gösteriyor. Şimdi evet ortada ayak ayak bileği de var, sırt boyun da var. Ancak bel, kalça, diz birbiriyle ciddi anlamda etkileşimde. Dizdeki bir problem, kalça ve beli. Beldeki bir problem, kalça ve dizi bozabiliyor. Nasıl? Dizde problemi var hastanın. Birincisi yürüyüşü bozuluyor. Hı hı. Yürüyüşü bozulduğunda kalçaya aşırı hareket veriyor. Bu bir. İkincisi dizleri kireçlenmiş bir hasta. Eğer geçirilmiş bir kaza ya da travma söz konusu değilse zaten kıkırdak kalitesiyle ilgili genetik bazı özellikleri de var. E bu demek oluyor ki kıkırdağın olduğu çoğu yer risk altında. Kalçada da var, bel eklemlerimizde de var. Çok basit bir e, örnek vereceğim. Hı hı. İzninle ben yine ayağa kalkacağım. Estağfurullah buyurun hocam. <laughs> Şimdi dizler kireçlendiğinde bu örneği çok veriyorum. Bilmiyorum görebiliyorlar mı beni? Dizler kireçlendiğindeki hareket kısıtlılığından biri dizlerimizi tam açamam. Bakın hı hı. şu anda dizim tam açık. Bunu tam yapamadığımı düşünün. Biraz daha yukarıya alma e, şansınız var mı? Tamam o, o zaman şöyle olacağım. yapalım. Ya da şuraya geçeyim. Herhalde şurada daha rahat Evet. evet. Şimdi dizimiz tam açık Dizimiz tam açık Olduğunda herhangi bir sorun yok Vücudumuz Daha doğrusu bakışımız yere paralel Bakın hı hı. Şimdi eğer dizlerimizi biz tam Açamıyor isek 15 derecede kaldı kireçlendi e, Kıkırdaklarını kaybetti Hareket kapasitemiz azaldı Şimdi bu böyle olunca Bakışım aşağı doğru kayıyor fark ettiyseniz Hı hı Buna engel olmak için yaptığım manevra beli arkaya atmak. Denge olmaya evet. çalışıyorsunuz çünkü. Evet paralel hale gelmeye çalışıyor. Bu kalça ve bel eklemime aşırı bir yük bindiriyor. Bütün amacım yere paralel bakmak. Şu an bütün momentum tamamen belinizde. Evet. Tam tersini yapalım. Dizlerde problem yok. Belde kireçlenmeye ve eğilmeye bağlı şöyle bir duruşum var yere bakmam lazım yine. Yere bakmamam lazım. Paralel olmam lazım. Bak bunu nasıl dengelemeye çalışıyorum. Bu sefer sırttan ve belden oynayamadığım için kalça ve dizden oynuyorum. E, tamamen duruş bozukluğu. Aynen öyle. Bu küre, bu da yükün dengesiz dağılmasını hı hı. ve kireçlenmenin daha doğrusu eklem harabiyetinin artmasına sebep oluyor. Yani bize de belde kanal daralması olan, bacağına ağrı vuran, dizde de kireçlenmesi olan, dizi çok iyi oynamayan ya da kalçada kireçlenmesi olan, kalça ağrısı çeken kombine hastalar geliyor. Peki hocam nedenlerinden de biraz bahsedelim mi? Yani mutlaka kişiye bağlı olarak, e, duruma bağlı olarak değişiyordur ama e, izleyicilerimizin bir fikri olması için ya da kendilerini bir parça da olsa koruyabilmek adına neler... Şimdi diz hastalıklarının nedenleri, kalça hastalıklarının nedenleri, bel hastalıklarının nedenleri hı hı. hepsi birbirinden bağımsız ayrı konular. İnşallah bunları e, yine paylaşırız ama hepsinde ortak bir şey bulalım derseniz aşırı yük, hı. kötü kullanım. Kötü kullanımı biraz daha anlatalım mı hocam? Çünkü e, izleyicilerimizle e, arzu ederseniz evet, sizi yanıma geçeyim, alayım. Evet böyle senin de beline. Yok hayır hayır ondan <laughs> değil. E, i̇zleyicilerimiz vermeyelim. sizi daha iyi görebilsinler <laughs> ve duyabilsinler diye. E, öyle bir şey ki e, evet kötü kullanım ki evet. hep konuşuyoruz. Ben de zaman zaman yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Bazen mecbur kaldığımız için, bazen umursamadığımız için ya da aklımıza gelmediği için. Fakat kötü kullanım sadece ağır taşımak ya da yanlış hareket etmek mi? Yok mesela Dizlerinizde probleminiz var. Hı hı. Siz topuklu ayakkabılarla yokuş inmeye çalışırsanız bu bir kötü kullanımdır. Hı hı. Bunu bir kere yapmanızdan bahsetmiyorum. 15 yıldır iş yerine aynı yokuştan aynı tip ayakkabıyla gitmenizden bahsediyor. Ya da yine e, kalçanızda problemler olduğu bilinmesine rağmen ya da kalça size ara sıra sorun yaratırken siz böyle bağdaş kurarak e, uzun saatler bunun üzerinde geçiriyorsanız kilonuz fazlaysa bu tabloyu da Arttırıyor. Bunların dışında ee, spor çok sağlıklı ama aşırısı da bir sorun. Evet. Başta kalbe çok zararlı zaten. Aşı bakın vücut limitinde her şeyden fayda görür, limitinde her şeyden yemeden, içmeden, spordan, uykudan. Ama bunların azı da zarar, çoğu da zarar. Burada her şeyi o limitler içerisinde yapmak lazım. Tabi şimdi limit deyince limiti nereden anlayacak hastalar? Kişiye bağlı mi? olarak mutlaka değişiyordur ama. Bunu vücut da... ona sinyalini verir. Hı hı. Siz bir şeye aşırı yükleniyorsanız vücut onu size hissettirir. Neyle? Ağrıyla, krampla, takılmayla, huzursuzlukla bunu gösterir. Mesela benim. E, zaman yani hep klasiktir ya sevgili izleyiciler doktorunuzu bulduğunuz zaman böyle ay işte şöyleydi ay böyle de hep sorarsınız e, hocam artık partnerim olduğunuz için de biraz bayacağım sizi kusuruma bakmayın ne olur e, benim zaman zaman sol bileğim ağrıyor ve e, böyle burkulmuş gibi oluyor evet. birkaç gün sardığım zaman e, ya da bir şekilde e, zinlendirdiğiniz sıkı, evet, zaman evet sıkı tuttuğum zaman işte torba dahi kaldırmadığım zaman iyileşiyor veya ne bileyim herhangi bir şekilde yeni kaldırırken de bir anda tekrardan yenileyebiliyor. Şimdi bu yer etmiş bir şey ama benim buna ne yapmam gerektiğini ve ne gibi bir zarar verdiğimi dahi bilmiyorum. Bahsettiğiniz mesela böyle bir şey. Hani zorlamamak, yaklaşık, kötüye kullanmak evet, gibi. Ya yaklaşım açısından baktığınızda evet ama bu yer etme olayında şöyle bir şey var. Şimdi e, yapısal bir hasar varsa hmm. eklemde, kapsülünde, kıkırdağında. Otomatikman e, etrafındaki kasların gücüne ve sizin kullanımınıza çok bağımlı. <laughs> yani sizin dizinizde hafif bir hasar var. Özellikle uyluk kasınız güçlü olduğunda siz bunu rahat tolere edebilirsiniz. Ama günlük hareketlerle. <laughs> siz bunu aşırıya kaçırdığınız anda mesela o gün... Uzun zamandır yapmadığınız bir şey yaptınız. Atıyorum 6 saat 7 saat ayakta kalmak zorunda kalır. Ki çoğu zaman benim Neden? öyle durumlarım söz konusu oluyor. Ya da normalden fazla e, sportif Yok, aktivite yürüyorum. yaptınız. Ee, o zaman işte o kasın toleransını ortadan kaldırıyorsunuz ve o yeniden size ağrı vermeye başlıyor. Hmm. Yer etme dediğiniz şey aslında orada bir hasar var. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı şu. Kişinin bunu nasıl geçireceğini öğrenmiş olması maalesef kişiye zarar verebiliyor. Hmm. Benim el bileğim çok ağrıyor. Dinlendirdiğimde geçiyor. Bir ay sonra yine başlıyor. Dinlendirdiğimde geçiyor. Ya ve bir gün şu olabilir. Ya yine benim, benim el bileğim çok ağrıdı. Dinlendirdim ama bu sefer geçmedi. Ki muhtemel sonuç o olacak. Evet. Bakın tekrarlıyorsa uzun sürüyorsa Çok mutlaka. Çok uzun yıllardır tekrarlıyor. Mutlaka tetkik O zaman bence. bu bir ihmal demek aslında. Yani e, ihmal evet bu Peki, şekilde e, değerlendirebiliriz belki. E, bu arada e, başka bir soruya geçmek tabii istiyorum. ki tabii ki. Özellikle eklemek istediğiniz bu ya. soruya dair bir şey yoksa e, hem bel hem kalça hem de diz. Bununla ilgili biraz da bulgulardan bahsedelim istiyorum evet. çünkü. Maalesef tam anlamıyla iç içe girmiş bir tablodan bahsediyoruz. Çünkü bel kanal daralması daha çok bel ağrısına eklenen daralma nerede nereye giden sinirdeyse şöyle göstereceğim bunu da izdinle. Şimdi bu gördüğünüz bir omurga maketi bel bölümü. Bu gördüğümüz sarı şeyler de sinirler. Şimdi burada kesilmiş. Ama bu sinirler aşağı doğru parmak ucumuza kadar devam ediyor. Hı hı. Hepsi değişik si seviyelerde ee, sonlanıyor. Şimdi burada bir kanal daralması var ve bir kireçlenme var. Bel ağrısı yapar mı? Yapar. Eğer bu baldıra giden ya da uylağa giden sinirlerden biri ise sıkıştığında... Kişi ağrıyı o bölgede hisseder. Yani bir bel ağrısı artı uyluk ağrısı. Ancak kişide aynı zamanda bir kalça eklem problemi varsa bu da uyluk ağrısı yapar. Uyluktaki ağrıdan dolayı... Yani şuraya tekrardan geçeceğim. Şuradaki ağrıdan dolayı bu kas güçsüz olursa güçsüzleşirse bu sefer diz ağrısı da başlar. Ve her şey birbirinin içine giriyor. Mekanizma bir kere bozuldu mu aslında hepsi arka arkaya ya, geliyor öyle evet. değil mi? Kontrol edilmediği sürece. Eğer bozulma başladığında gelirse hastalar, hastalar şiddetine göre ayırt edebiliyorlar. Hı hı. Ya, evet benim de ağrıyor ama dizim çok fena. Ama bu eşiği geçtik mi hepsi birbirine geliyor. Ve e, tetkikler ve muayeneler, muayeneler maalesef biraz ağrılı olduğu için her zaman hastalardan çok iyi e, geri dönüş ya da işte şey alamıyoruz. Cevap alamıyoruz. E, cevap alamıyoruz. Evet. Bu sefer tetkiklere yöneliyoruz. Şimdi hastanın belinde problem var, kalçasında problem var veya belinde problem var, dizinde problem var. Hepsi aynı anda ağrıdığı için tam olarak o ağrı evet. nereden geldiği de bilinmiyor çünkü. Burada işte. Ee, şöyle bir şansımız var. Ağrılardan birini devre dışı bırakabiliyoruz. Hı hı. Basit işlemle, Geçici. Bir test. Hastanın belinde kireçlenme var. Kanal darlığı var. Aynı zamanda dizlerinde de kireçlenme var. Hasta yürüyemiyor. Yürüdüğünde çok ağrı çekiyor. Belden de sorunlu. Beli de tedavi gerektiriyor. Diz de tedavi gerektiriyor. Kilosu fazla hasta yürüyemiyor, yürüyemedikçe daha çok kilo alıyor. Peki şimdi tedavi çeşitlerinden de bahsediyoruz ama bunların özellikle bir sıralaması uygulanması gereken. Evet. <laughs> oraya geliyorum. Bel sorunu, diz sorunu aynı anda alan bir hasta. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Hastanın dizine küçük bir iğne yapıyoruz, geçici, maksimum iki saat etkili, lokal anestezik. Nedir lokal anestezik? İşte Dişimizi çektirirken e, vurulan o küçük iğne... ...ya da bir yerimiz kesildiğinde dikiş atılırken... ...vurulan o küçük iğneyi dizin içine veriyoruz. E, ve bir süre bekliyoruz. Bu iğne dizin içini uyuşturuyor. Geçici olarak. Ve hastaya diyoruz ki... ...buraya gel, gelirken sana ağrı veren hareketler neyse... Onları tekrar yap. Merdiven mi? Merdiven çık. Merdivenin. Otur kalk. Sağa sol'a dön. Sana ağrı verdiğini bildiğin her hareketi yap. Peki ne zaman yapacak bunu ben kaç Hemen kaçırdım orayı? Muayeneye geldi hasta. İki ayrı yerde patoloji saptadık. İki yerde sorun var. E bele müdahale etmek daha zor. Dize o an test amaçlı müdahale etmek çok kolay. Dizin içine küçük bir iğne yapıyoruz. Geçici bir uyuşturucu lokal anestezik ve hasta ediyoruz ki 10 dakika şurada otur. 10 dakika. Ha, 10 dakika şurada otur. Tamam. 10 dakika sonra seni rahatsız eden, sana ağrı veren hareketleri yap. En e, ayırt çok edebilirim. Evet. En çok şey ne? Yürümek ve merdiven inip çıkmaktır. Şimdi ben hastanın dizine enjeksiyon yaptım. Hastayı yürüttüm. Hasta dedi ki benim ağrılarım yüzde 60-70 azaldı. O zaman bu hastanın önceliği dizinin tedavisidir. Hasta dedi ki ya ya, ya benim ağrım hiç geçmedi. Ha ya da yüzde 10 geçti, yüzde 20 geçti. Biz hastaların anlayabileceği şekilde hı hı. ağrılarını da bir şekilde bize skala etmesini göstermesini öncesinden söylüyoruz. Yani öncesinde bunu hazırlıyoruz ki. Enjeksiyondan sonra e, değişimi bize rahat ifade edebilsin. Ya dizimi uyuşturdunuz, ben merdiven çıkarken yine çok ağrım var, yürürken yine çok ağrım var. O zaman bu hastanın tamam filmlere göre dizinde problem var ama hı hı. hastanın şikayeti öncelikle dizinden değil. Peki bunun sebebi ne hocam? dedim ya belde de sıkıntı var hasta da dizde de sıkıntı var. Hayır he? hayır. Yani öncelik olarak dediniz ya hani dizde problem var ama belinden daha fazla şikayet ediyor. Öncelik o olmasına rağmen hastanın e, istediği şey yani bir şekilde çözümlenmesi gereken şey belle ilgili. Hı -hı. Onun ona yansıması mı? E tabii ki. Tabii ki anlattım. Bu sinirin indiği bölge Hı -hı. bacağın neresi ise orada ağrı çekecek. Sizin evet hastada kireçlenme de kireçlenme de var hastada. Tamam. Yani sıkıntı şu. Protez düzeyine gelmiş bir diz. Belinde de ciddi kanal darlığı var. Siz bu hastanın dizini tedavi ettiğinizde ağrıları geçmeyebilir. Önce bu hastanın neden muzdarip olduğunu bulmak lazım. Ha. Hastanın ağrısı geçti, siz dizden problem olduğunu gördünüz. Dizinin tedavisini tamamladınız. Bu sefer hastanın hareketliliği artacağı için, hasta rahat yürüyeceği için bel yine sıkıştırmaya başlayabilir. Tamam o zaman beli de tedavi edersiniz. Ama öncelik sırası hastanın konforunu en çok arttıracak şey üzerine kurmamız lazım. Çünkü amacımız ne? Hastayı ağrısız hareket edebilin hale getirmek. İşte bu kalça ve bel içinde geçerli. Kalça ve diz içinde geçerli. Hastanın kalçasında kireçlenme var, dizinde kireçlenme var. Dizini uyuşturuyoruz. Geçerse ağrısı, rahatlarsa dizini tedavi ediyoruz. Rahatlamazsa kalçasını. Belle kalçada da bu sefer kalçayı uyuşturuyoruz. Yani eklemi uyuşturmak daha Orada kolay olduğu için. Oraya evet. geçelim mi hocam? İster ya buradaki deselim. işte birliktelik şu. Ben de geliyorum yanınıza hocam. Bekliyorum. Ah çok affedersiniz. Siz buyurun buyurun lütfen. Geldim. Ben kalça eklemi, hani daha önce de konuşmuştuk evet. kalça eklemimiz buralarda. Evet. Biz kalça eklemi derken burayı kastetmiyoruz, şu bölgeleri kastediyoruz. Neden orası bilinir hocam? Aa, bu isimlendirmeyle alakalı muhtemelen. Hmm. Genelde hep çünkü sizin Tıbbi gösterdiğiniz gibi değil. yanlış evet. biliyoruz. Evet, kalça eklemi, bakın tam burası, Hı -hı. şu leğen. Bakın kalça eklemi L'nin şu şekilde takip ederseniz şuraya denk geliyor. Diz, ayak bileği. Ayak bileği biraz daha şanslı. Çünkü ayak çok hareketli olduğu için orada denge mekanizmaları daha rahat kurulabiliyor. Ama diz ve kalça maalesef o kadar hareketli değil en azından. Diz için düşünün. Dizimiz kırılıyor, açılıyor, hafif dönüyor. Hiçbir zaman sağa sola ayak bileğinde yaptığınız şu hareketler gibi diz hareketleri yapamıyorsunuz. Evet. O yüzden olumsuz durumlarda kendini kurtarmaya yönelik kaçış yolları o kadar fazla değil. O yüzden ayak bileği kendini birazcık daha kurtarabiliyor. Ama şu bağlantı bel, kalça, diz maalesef o kadar şanslı değil. Ve burada biraz önce söylediğimi tekrarlayacağım. Küçük bir enjeksiyon yaptık. Kalçada sorun var. Dizde sorun var. Enjeksiyonu yaptık. Hasta rahatlıyorsa burayı tedavi ediyoruz. Rahatlamıyorsa burayı. Orada Bu ben izninizle şöyle oturup sizi keyifle dinleyeceğim. Hocam bir de şöyle bir durum var. Şimdi diyorsunuz ki e, belde sorun varsa ya da işte dizde sorun varsa. E, peki bunları biraz da izleyicilerimize tek tek anlatalım mı? Yani e, mesela bel rahatsızlıkları neler olabilir? İşte diz rahatsızlıkları neler olabilir? Tabii ki sonrasında da tedavi yöntemleriyle ilgili de bilgi almak isteyeceğiz. O zaman istersen bu sefer e, aşağıdan yukarı gidelim. Lütfen hocam. Evet aşağıdan yukarı gidelim. Şimdi burayı bir kaslandıralım mı? Yani bu kemiklerin üzerine bir kas <laughs> e, koyalım. Şimdi bu bizim çatımız. <laughs> bu çatı durduğumuzda çok iyi. Hı <laughs> hı. Ama çalışırken... ...bizim en büyük yardımcımız bunlar. Sizin... ...hani... ...fizik tedavi yöntemleriyle... ...kurtarmaya çalıştığımız... ...tedavi etmeye çalıştığımız... ...hastalarda yaptığımız aslında ne biliyor musunuz? Ki siz çoğu zaman hep... ...ilk önce başlarda evet. gelinirse... ...fizik tedavi Tabii ki. yöntemleriyle... ...kurtulabilir diyorsunuz. Evet. Sadece... ...gidişatı durdurmakla yetmiyor... Hastanın konforunu da arttırabiliyor. Neden? Şimdi biraz önce gördük. Kalça kemiği diz eklemi üzerinden kaval kemiğine doğru indi uyluk. Hı hı. Şimdi burada bu binen yükü nasıl azaltırız? Hastaya geldi. Çok kilonuz var. Kilo verin gelin. Yani yan tarafta bir oda var, girdi 20 kilo verdi, yani döndü. Ne güzel söylediniz. Böyle bir şey söz konusu ne değil. Ne güzel söylediniz? Evet. Şimdi burada elimizdeki en büyük silah kasları güçlendirmek. Hı hı. Çünkü siz kası ne kadar güçlendirirseniz hı hı. oynar yerlerden o kadar yük çekersiniz. Bunu şunun gibi düşünün. Çok ağır bir kapı var. Hı hı. Tamam Menteşelere aşırı yük bindiriyor. Menteşeleri değiştireceksiniz ya da kapıyı hafifleteceksiniz. İşte bu kapının hafiflemesini sağlayan şey kasların güçlenmesi. O kadar basit ki bakın şu uyluk ön yüzündeki kasın güçlenmesi. Peki hocam sözünüzü kesiyorum özür dilerim ama bu kasların güçlenmesini nasıl sağlayacağız? Çünkü bu problemler varken nasıl sağlayabiliriz? Normal şartlarda spor yapabiliriz vesaire ama engelliyorsa evet. yapmamızı. Şimdi hekimler olarak bizim görevlerimiz başta hastanın istediğimiz yöne rahat olarak gidebilmesini sağlamak. Yani şiddetli ağrıları olan bir hastaya git egzersiz yap diyemezsin. İşte yani önceliğimiz ağrılarını azaltmak hı. ya da kesmek. Neyle? <laughs> İlaç tedaviler. Fizik tedavi modaliteleri. Bakın, fizik tedavi modalitelerinden kastettiğim kasları çalıştırma anlamında değil. Hı hı. dışarıdan kullanılan işte ultrason, sıcak soğuk geçişleri, dalga tedavileri bunun gibi şeylerle oradaki ödemi azaltıp hastanın ağrısını azaltmak. Hı hı. Bu ağrıyı azaltalım ki hasta rahat egzersizlerini yapabilsin. Yine eklem içi enjeksiyonlar, hyaluronik asit ya da kendi kanından aldığımız tamir dokuları içeren PRP ya da ee yağ dokudan aldığımız tamir hücrelerinin enjeksiyonları gibi öncelikle tam bunların burayı tamir etme yetisinin dışında hepsinin ağrı kesme özelliği de var. Hı hı. Biz hastayı önce ağrısız hale getirmeye çalışalım. Ağrısız hal derken sıfır ağrıdan bahsetmiyorum tabii ki. Egzersiz ha, o... yapabilecek ya da duruma müdahale edebilecek kadar. Çünkü hasta egzersiz yaptıkça, kilosunu kaybettikçe, kaslarını güçlendirdikçe Zaten ağrısı azalacak. Peki hocam, şöyle bir şey olursa, bu arada konudan e, çıkmayalım tamam. ama geri gelmişken de sormak istiyorum. E, danışanlarınız, hastalarınız ağrıların geçmesi ya da azalması sonucunda yani nasıl olsa ağrım geçti ya da işte azaldı gibi bir e, sonuçla hareket ederek devamını getirmezse tedavinin en başa dön. Değil mi? Hasta belki dün. çoğu zaman daha kötü sonuçlar elde. Aşırı oldu. yük bindi dizde ödem oldu. Aşırı yük bindi kalçada ödem oldu. Ödemi çözdük. Yükü kurtaramadıktan sonra ne kadar kazandırabiliriz ki onlara? Altı ay. Mı? Yanılmamak lazım. Kesinlikle. Yani. Hastalarımıza öncelikle bu tablonun eğer ki yapmaları gerekenleri yapmazlarsa hı, hı. tekrarlayacağı konusunda bir şekilde bir anlaşma imzalamanız lazım. Bakın bir hasta bir kapıdan bir hekime geliyorsa Artık hastanın hekime, hekimin hastaya sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece ilaç verip gönderme düzeyinde olmadığı gibi ilacı alıp da buzdolabının yan gözüne koyup unutma gibi değildir. Çünkü ya bu bir yoldaşlık aslında ya bu bir evlilik gibi düşünün. Aynı amaca doğru beraber gidiyoruz. Ne bu amaç? Ağrısız ya da hasarsız ya da hasarlanmışın ilerlememesi. Amacımız bu. Bu sadece ortopedi, fizik tedavi, beyin cerrahi hekimleri hepsi çok doğru. için hepsi için geçerli. Çok doğru. Yani çok basit örnek vereceğim. Kolesterolünüz yüksek. Kolesterolünüz yüksek diye düşürücü ilaç aldığınızda bu sizin kolesterolü yüksek yiyecekler yeme hakkı vermez ki size. Kesinlikle. Bu, arada, bu da onun gibi. E, hocam, arzu ederseniz burada devam edelim. Arzu ederseniz e, geçelim. geçelim. Bu arada. Konuya yeniden geri dönecek olursak ne dedik? Spor yapabilme aşamasına gelebilmek için evet. kasları güçlendirmemiz gerekiyor ya da kasları kullanacağımız aşamaya getirebilmek için bununla ilgili bir sürü yöntem deneyebilme evet. aşamasına geldik. Peki sonrasında şimdi kaslarımız güçlendi. Evet. Kaslarımız güçlendiğinde ondan sonra yaptığımız tedavi sürecinde yapısal hasarımız var mı yok mu onların üzerinde durmaya başlıyoruz. Yani bizim e, cerrahi olarak müdahale etmemiz gereken bir şey kaldı mı? Bunlar da mekanik şeyler. Yani dizi kilitleyen şeyler var mı? Ya da bu dizin e, sürecinde bu diz takip edilmeli mi? Bu eklem takip edilmeli mi? Hı hı. Bu şekilde e, bir değerlendirme yapmamız lazım. Zaten kaslarımız güçlendi. Kilo verdik. Ağrılar geçti. Artık bizim için takip hastasısınız siz. Ama hasta ediyoruz. Bak bu olursa gel. Mesela dizinde şişmeler başladı, ağrılar başladı, geceleri yine uykusuz kalıyorsun. Gel, bir yerde bir sıkıntı vardır ve ee, bu kas olayı sadece ameliyatsız tedavi için değil, ameliyat sonrası yüz güldüren şey de o. Siz hangi eklemi tedavi ederseniz edin. Eklem cerrahisi yapıyoruz bakın. Değiştiriyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz, enjeksiyon yapıyoruz. Ama hep menteşeye müdahale ediyor. İhtiyacımız olan şey hareket sırasında olan. Ondan dolayı ameliyat mı oldunuz? Sonrasında o kas gücüne yine muhtaçız. Sonrasında ne yapmamız lazım? Yeri gelmişken ondan da bahsedelim mi? Mesela dizden bir e, menisküs yırtığı ya da bir e, ya da kireçlenmeden gidelim diz kireçlenmesinin nedeniyle protez ameliyatı Menteşeyi değiştirdik. Ama kapı hala ağır. Olmaz. Kilo vermek o kadar kolay değil. O zaman kas güçlü olacak. Diz protezinden verim almak demek ağrı geçti her şey bitti değil. Şunu da düşünün. Bunlar kul yapımı. Ya. Oraya koyduğumuz implant, platin, protez adına ne diyerseniz e, o da aşınıyor. Yaradılmış olanı 40-45 yılda 50-60 yılda aşındırıyorsunuz. Yapılmışı da 10-15 yılda götürürsünüz. Ama yine aynı şey geçerli. Ne kadar kilonuza dikkat ederseniz, ne kadar kaslarınız güçlü olursa o protezin de ömrünü o kadar uzatırsınız. Olduğunuz ameliyat sadece protez olarak düşünmeyelim. Daha basit ameliyatlarla da olsun. Mesela hocam? Mesela çapraz bağlarını yırttı hasta. Hı hı. ...çapraz bağlarını yırttıktan sonra... ...o ameliyattan sonra... ...yeni çapraz bağ yaptık tendonlarında... ...o dizin... ...aktif ve rahat bir şekilde çalışabilene kadar... ...aşırı yük almaması lazım. E aşırı yük almayı... ...kısıtlayacağız mı? Hayır. Yani sen çapraz bağ ameliyatı oldun... ...bir üç hafta yatakta yat da ondan sonra gel. İnsanın psikolojisi de bozulur öyle olduğu Olmaz. zaman. Hayat kalitesinden Kesinlikle. de... Kesinlikle. Şimdi siz zaten... Hasarlı bir eklem yüzünden kas gücünüzü kaybediyorsunuz. Kullanmıyorsunuz orayı. Farkında değilsiniz. O tarafın basışını azaltıyorsunuz. O ayak üzerinde dururken bile öbür tarafa yük vermeye çalışıyorsunuz. O kas zaten zayıf. E bir de ameliyat oldunuz, ağrı çektiniz. Ameliyattan sonra bir süre hareketlerinizi kısıtladığınız acı olacak diye korktunuz. O kadar ağrı olmamasına rağmen. Evet, bir de o psikolojik olarak evet. da etkiliyor. E o kas daha da gitti. E ondan sonra e ne olacak Ukaz? Durduğu yerde, evet, durduğu yerde böyle keşke bir düğme olsa da bassak. Bu sefer bitsek. yine kireçlenme durumu olmaz mı daha uzun süreli olursa? Eklemi, eklemi değiştirdiğimiz tablolar için hayır. O zaman aşınma erken oluyor. Hmm. Ya da hasta proteze rağmen ağrı çektiğini şey söylüyor. Neden? Yine yük aşağıya kötü iniyor çünkü. Bakın. Vücut dinamik, hareketli her kasını, her kemiğini kullanıyoruz. Ama tetkiklerimizin yüzde doksanı sabitken. O yüzden fonksiyonelliğimizi kaybetmememiz lazım. O fonksiyonelliği bir ameliyatla size kazandıramayız. Biz fonksiyonelliği kazanabilmeniz için size ağrısızlık sağlarız. O yüzden tedavilerden ameliyatlı veya ameliyatsız tedavilerden sonra rehabilitasyon dönemi çok önemli. Rehabilitasyon demek eski fonksiyonelliğinizi yeniden kazanmak demektir. Bunu çok büyük felç geçirmiş çok daha ağır durumdaki hastalar olarak düşünmeyin. Küçücük bir kasın bile eski haline tekrardan getirebilmesi aynı güzel fonksiyonda çalışabilmesinin de adı rehabilitasyondur. O yüzden evet biz hekimlere çok şey düşüyor. Hastalarımıza İyi açıklamamız lazım, hastalarımızı iyi bilgilendirmemiz lazım. Ama, Ama onların hastalarımızın da... da bizim söylediklerimizi dikkate alarak beraberce bu sorunların altından kalkmayı başarmamız lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de iyi ki varsın izleyicileri adına.